Şimdi robotik buzağı beslemeye gideceğiz. Robotik buzağı beslemeyi göreceğiz. Türkiye'deki en büyük sorun şu. Hayvan doğurmaya başlıyor, bacaklar geliyor, hurra asılalım. Ya bırak bir hayvan bir iki saat, üç saat rahatlasın, kendi kendine doğum şöyle yapsın. Bu robot günde iki kere kendisini dezenfektanlarla yıkıyor. Yıkıyor, otomatik olarak. Evet, otomatik olarak. Değerli Çiftçi TV izleyicileri, bir büyük baş dünyasına daha hoş geldiniz. Evet, yine İPART projeli, Avrupa Birliği'nden onaylı, mavi bayraklı butik bir çiftlikteyiz. Elmadağ'dayız. Elmadağ'ın Karaca Hasan köyündeyiz. Ve şu anda ben bunu özellikle okumak istiyorum. Bak, Hak Süt Gıda, İPART projeli. Şimdi destekli Avrupa Birliği katkısı %75, Türkiye Cumhuriyeti katkısı %25. Bu ne demek? Yani %45 destek alınıyor. Geri kalanı işletme sahibi tarafından harcanıyor. Ve tabii ki bütün bu onaylar alındıktan sonra da burası bütün bu yatırımı yapmış. Son derece güzel ve bütün her şey son model projelendirilmiş bir çiftlik. Buranın sahibi Hüseyin Aksoy'la şimdi tanışacağız. Daha içeri giremiyoruz çünkü arabanın dışarıda dezenfekte edilmesi lazım. Biz Çiftçi TV ekibi olarak dezenfekte edeceğiz. Merhabalar, nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler. Hayırlı uğurlu olsun sağ diyelim. Sağ olun, Allah razı olsun. Yeni bir proje aynı zamanda değerli Çiftçi TV izleyicileri. Bu yeni projede biz geldik. Evet, arkadaşımız bu arada dezenfekte ediyor. Ne kullanıyorsunuz dezenfektasyonda, onu da sorayım. Bir Konex kullanıyorsunuz. Yoğunluk ne kadar? Kaça kaç? %1. Ve bütün gelen arabaların tekerleklerini bu şekilde yapıyorsunuz. Aynen. En azından. Peki buraya niye bir havuz düşünmediniz? Buraya niye bir havuz düşünmediniz? Oraya yapmış. Hüseyin Bey. Havuzumuz orada. He. Ama buraya bir havuz düşünüyoruz. Buraya bir havuz lazım. Giriş havuzu düşünüyoruz. Projemiz yani iki yer olursa daha da iyi olur. Buraya düşünüyoruz. Çünkü garanti olur. O zaman isterseniz girelim, başlayalım. Hadi girelim. Yavaş yavaş çiftliği dolaşalım. Evet Hüseyin Bey, yenge hanım herhalde. Evet. Yenge hanım nasılsınız? İyi misiniz? Çok şükür. Sizler nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Bir numaralı yardımcım. Bir numaralı. Evet. En büyük. Siz devamlı burada yaşıyorsunuz, evet, değil mi? Evet, biz burada yaşıyoruz. Eski işimiz neydi? Eski işim emekli imam. Emekli imam. Ne güzel. İmamlıktan hayvancılığa. Bizde bir tane daha var. Bir arkadaşı imamcı, imam olup da hayvancılık yapan çok insan var Türkiye'de. Evet. Ama bu arada damat da burada. Evet. Damadı tanıyalım. Evet. Yusuf Yılmaz ben de. Veteriner hekimim. Öyle burası, mi? Evet. Nereden mezunsunuz? 100. Yıl Üniversitesi'nden mezunum. Çok güzel. Aynen. Çok güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Damat olarak da siz kendi mesleğinizi icra ediyor musunuz? Ben kendi mesleğimi icra ediyorum. Burası zaten kayınvalidem, kayınpederimin. Arada tabii damat veteriner hekim olunca sürekli soruyorlar. Teknik destek anlamında. Mecbur olarak yani. Aynen. Damat veteriner olacak şimdi. Evet. O zaman sizin böyle hafta sonları falan burada mı geçiyor beraber? Geliyorum buraya sık sık. Hani elimden geldiğince yardımcı olmaya, teknik anlamda ne kadar destek güzel olmaya. O zaman bu programımızda bize de yardımcı olur musunuz? Tabii ki. Hüseyin Bey, olur. Yani hep beraber böyle hem sohbet ederiz, hem nereden başlıyoruz şimdi? Şimdi şöyle yürüyerek gidelim. Bence ilk şeyden başlarız, şu buzağı çadırından. Ama şöyle, tamam, bir genel görüntü olarak zaten işletmemizde ne var? Bir yem depomuz, bir ahırdan oluşuyor. Ahırın içerisinde sahamhane, süt depolama alanı vesaire, buzağlık var orada. Bir 9-10 gün buzağların barındırıldığı bir yer. Ondan sonra buzağlar buraya çadıra geliyor. Orada bir robotik besleme alanı var. Robotik besleme buzağlar. Evet, yani el değmeden günde 4 defa kendisi değerli otomatik besliyor. Değerli Çiftçi TV izleyicileri, sözünü de kestim Yusuf Bey'in ama heyecanlandım. Şimdi robotik buzağı beslemeye gideceğiz. Robotik buzağı beslemeyi göreceğiz. Bu arada kaç hayvanımız var Hüseyin Bey? 110 anaç. Anaç var. Hep düve mi aldınız? Gebe, evet, düve olarak aldınız. Gebe düve aldık. Çok güzel ama Çekya'dan getirdik. Çekya'dan getirdiniz. Evet. Özel seçtiniz herhalde. Özel seçtik, evet. Çok güzel, çok memnunluk verici. 99 tanesi doğum yapmış halde. 11 tane doğum yapacak, bekliyor şu anda. Oo, o zaman öyle bir aldınız ki hepsi hemen hemen aynı zaman diliminde doğurdu. Kendi kendilerine mi doğurdular?
%99'u hiç müdahale olmadan süper, kendisi doğuyor. Süper. Bir iki tane hayvana sadece bir iki insan gücüyle hafif müdahale edildi. Hafif müdahale. Hafif yani, müdahale edildi. O zaman kolay doğum diyelim. Kolay doğum başardılar. Hepsi Holstein. Hepsi Holstein. Besleme programı tabii burada doğumun kendiliğinden şekillenmesine. Kondisyon çok önemli. Kondisyon evet aynen öyle. Arkadaşlar tabii doğum işçi arkadaşlar başlangıçta bunun nasıl olacağını çok benimsememişlerdi. Yani nasıl olur müdahale edilmeden. Diğer çiftliklerde biz doğum başladığında bütün zirai faaliyetleri de bırakıp koşup gelip 2-3 kişi birden müdahale ediyorduk. Burada nasıl kendi kendine olacak diye tereddütleri vardı. Şimdi de şeyden korkuyoruz. Artık kendileri doğuyor diye çok rahatlar. Yani yavru doğduktan sonra ağzının burnunun üzerinde zar olacak mı vesaire bir şey olacak mı? Takipten kaçacak mının tereddütünü yaşıyoruz şu anda. Yani müdahaleyi geçtik. Tek tereddütümüz o. Şimdi zaten Türkiye'deki en büyük sorun şu. Hayvan doğurmaya başlıyor. Bacaklar geliyor. Hurra asılalım. Ya bırak bir hayvan bir iki saat üç saat rahatlasın. Kendi kendine doğum yapsın. Yok ama bu çok önemli. Size bunu sorarken zaten bunu duymak çok önemli. Şimdi önce Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Evet. Maşallah, Subhanallah. Maşallah. En korktuğum şey nazardır. Ben nazara inanıyorum. Kim ne derse dersin. Nazar vardır. Onun için maşallah, Subhanallah ve bu hayvanların hepsi doğumdan sonra buraya geliyorlar. Ve burada robot beslemesi yapıyorlar. Şu robot beslemesini bir yakından görebilir miyiz? O tarafa doğru gidelim. Şurada. Nasıl besliyorlar? Ben size anlatayım aynı tabii, zamanda. Anlatın. Şimdi şu ızgara sistemi tabii buzağlarda altta kaç santim bunun altı? 30-40 santimlik bir boşluk var. Kaç zamandır bir temizliyorsunuz? 2-3 güne bir temizleniyor şu basınçlı suyla. Basınçlı suyla atıyorsunuz. Öne doğru, gidere doğru evet, sürekli temizliyor. Değerli izleyiciler bunu özellikle anlatmak istiyoruz. Bakın burada şurada gördüğünüz boruyla basınçlı su var. Bu ızgaranın altı yaklaşık 30 santim altında bir beton var. Evet, aynen. Bu beton meyilli beton. Tahmin ediyorum bak evet, sormadan doğru söylüyorum. Meyilli beton. Kaç günde bir? 2-3 günde bir sürekli bu çalıştırılıyor. Alttaki pisliğin giderin gitmesi sağlanıyor. Ve gitmesi birer, sağlanıyor. Birer onun için pırıl pırıl. Şey var. Bakın şöyle bir hat halinde gidiyor. Evet. Bunun evet başında basınçlı su püskürten bir sistem yaptık. Vanasını basınç memeleri var üzerinde. Basınç memeleri var. Vanayı açtık mı? Evet bu da akıllı şamandıra sistemi. Ben küçük başta da bunu tavsiye ediyorum. Bu çok güzel bir sistem. Buzağların boynuzlarını eritiyorsunuz herhalde. Evet. Erimiş hali mi bunlar? Erimiş hali. Evet. Yani evet arada neyle eritiyorsunuz? Ütüyle mi? Kostik jel kullanıyoruz. Kostik jel. Eğer 2 ayın sonunda buradan ayırırken erimeyen arada kaçan varsa onu elektrikli koterle tekrar alıyoruz. Ha çok ama güzel. Ama başta boynuz kökü henüz kemiğe penetre olmadan erken aşamada ilk gün veya ilk 2-3 evet gün içerisinde hemen kostik jelle şu işi halletmeye şimdi burada çok önemli. Özür. Yine kestim. Ben heyecanlı adamım. Birazcık da hiperaktiflik var böyle. Şimdi dikkatimi çeken boyunlarındaki tasma. Bunları gerçi daha detaylı konuşacağız. Ama en azından bilgi olarak o boyunlardaki tasma neyi bize veriyor? Bu konuda biraz fikir verir misiniz? Tabii ki. Şimdi bahsettiğimiz robotik besleme alanı şu. Oraya gidelim. Evet. Ortadaki bizim ortadaki şu kısım. Ortadaki şu kısmımız mamanın olduğu ve beynin olduğu kısım. Evet, burası beyin. Şunlar da besleme ünitesi. Şunlar değil mi? Evet. Şimdi buzağları buraya getirdiğimizde her birisine bir tane şu boyundaki az önce bahsettiğiniz çiplerden yuvarlak sarı olan evet, onlardan evet takılıyor. Ve o buradan, buzağı buradan sisteme tanıtılıyor. Şuradan okuma herhalde. Şuradan mı? Ha, buradan okuma. Gününü kaç yaşında oldu, kaç günlük olduğunu falan buradan beyin kısmından giriyoruz. Biz ilk gün evet onu giriyoruz. Bu buzağı 10 günlük diye. Sonra burada biz kendimiz bir besleme programı tayin ediyoruz. Yani evet, yani 60 gün mü beslesin, 70 gün mü, 90 gün mü, kaçıncı güne kadar arttırsın, ne zaman düşürsün, kaç litre versin diye. Bir kez sadece, bir kez burada tanımlıyoruz. Ondan sonra buzağının yaşını girdikten sonra yaşına göre ve o programa uygun olarak bu günde 4 kere buzağı besliyor. Günde öyle dört, mi? Günde 4 kere buzağı geldiğinde. Günde 4 kere buzağı besliyor ve şimdi diyelim ki buzağının, bu buzağlar günde kaç litre süt veriyorsunuz? 7.2 ile başlıyor 8 litreye kadar çıkıyor. 7.2 litre de başlıyor 8 litre. Evet, 8 diyelim litre ki bu buzağa geldi. Evet. Gün içinde 8 litreyi bitirdi. Bitirdi.
Birinci sorum, 8 litreyi bitirdikten sonra içemiyor daha fazla. İçemiyor tabii. İkinci sorum şu. O 8 litreyi bir buzağa gelip isterse bir seferde içebiliyor mu? Hayır. Onu da tayin edebiliyorsunuz. Mesela ben buraya bir seferde 2 litreden fazla verme dedim. Çok güzel. Ve ikinci beslemeyi birinci beslemeden 2 saat geçmeden yapmadım. Bravo. Çok güzel. Bu çok önemli. Değerli izleyiciler bakın bu çok önemli. Niye bunu sordum? Eğer bir buzağı gelip 8 litreyi veya 4 litreyi bir anda içerse bu ishallere sebep olur. Tabii ben veteriner değilim ama pratik uygulamalardan söylüyorum. İshallere sebep olur ama bu tip uygulamayla çok güzel bir uygulama yapıyorsunuz. 2 saatte bir yani en az ikinci içimi 2 saat aralık. Dolayısıyla hayvan onu daha rahat içiyor. Aslında şöyle bir soru da soracağım şimdi. Neticede bunu programladığımıza göre 24 saatte bir 8 litre içtiğine göre evet. Acaba o 2 saat zaman dilimi daha ayrılsa daha iyi olmaz mı? Şimdi tam olarak orada ikinci bir şey daha söylemek istiyorum. Tamam. Bu robot günü 2'ye bölüyor 12 saat aralıklarla. Günde 8 litre dedik ya aslında 12 saatte 4 litre. Yani 2 saat tamam. Sonra bir 2 litre daha verdiyse eğer buzağa 10 saat boyunca bir daha vermiyor. Anladım. 4 o saat zaman... sonra verdiyse 8 saat sonra vermiyor. Günün 12 saati aştığında diğer 12 saate gidince 4 litre için bir daha sıfırlıyor. O zaman diğer 4 litreyi geceleyin içiyor. Aynen. Çok güzel. Yani 4'e bölünmüş oluyor bu buzağlar. Aynı bir anneyi emer gibi. Aynen. Yaklaşık 4 kere günde emiş yapıyor. Bazıları da belki 1 litre içiyor. Gidiyor biz sonra içiyor. Peki diyelim ki hemen bir soru daha. Değerli izleyiciler, burada çok şey konuşacağız ve bir programla bunu bitiremeyeceğiz, anlaşıldı. Benim kafamdaki soruları benim sormaya devam etmem lazım. Şimdi diyelim ki bir buzağı burada geldi, 8 litre değil de 6 litre içti, 6,5 litre içti, 5 litre içti. O zaman ne tür müdahaleler yapıyorsunuz? Şimdi burada alarm veriyor mu sistem? Alarm veriyor, yani alarmı şöyle, biz günde buna 4-5 defa, aslında günde 1-2 kere kontrol etseniz yeterli ama biz rahat olmak için yani psikolojik olarak günde 5 kere 6 kere fırsat buldukça buraya geliyoruz. Mesela örneğin şuradan baktığımızda alarm milk dediğimiz bu hayvanların bir önceki periyotta ne kadar süt içtiğini ve bu periyotta ne kadar içtiğini, günlük hakkının ne kadar olduğunu en son last visit dedi. Yani ne zaman ziyarete gelmiş. Mesela şu buzağa 175 numara gece 2-11'den beri gelmemiş. Ama 12 saat de bir veriyor dedik ya. Next visit diyor ki bu ancak 10.49'da gelebilir diyor. Bir sonraki ziyaret. Yani içmeyen buzağı varsa, buraya gelmeyen buzağı varsa onu zaten böyle alışmışlar. İçeriye girip bir kışkışladığınızda kendi koşa koşa buraya gelir. Geliyor. Ama gelmediği takdirde demek ki hasta o hayvan. Tabii. Hemen müdahale yapıyorsunuz. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Buraya buzağlar ilk gün alışıyor ve artık burada yani sıraya giriyorlar. Bakın hatta sıra var burada. Evet yani burada sıra var. Bakın değerli izleyiciler şurada buzağlar sıraya girmiş. Burada sütü içemediği zaman çıkmak zorunda değil mi? Aynen. Çıkmak sonra dezenfekte ediyor bu arada kendini. Evet. Bir sonraki buzağı için dezenfekte edip hazırlıyor. Eğer burada buzağı içmemişse ve biz buzağı getirdiğimiz halde yine içmiyorsa kesinlikle o buzağda bir rahatsızlık var demek. Hemen müdahale ediyoruz. İlk gün düzeliyor. Şimdi dışarıdan hiçbir belirti yok. Ne gibi müdahale ediyorsunuz? Yani eğer antibiyotik gerekliyse antibiyotik ya da vitamin mineral desteği gerekiyorsa işte dehidrasyon varsa. Şunu söyleyeyim burada çok ciddi anlamda 5 ay 4,5 aydır buzağlarımız doğuyor. Ciddi bir rahatsızlık hiçbir şekilde yaşamadık. Çünkü evet. Burası artı aşağıda buzağı kafeslerimiz var. Kuru ve temiz bir ortam sağladığımız için hayvanlar neredeyse ishal dahi olmuyor. Şimdi hocam diyeceğim hocam çünkü aynı zamanda Hüseyin Bey imam. Eski imam, emekli imam. Hocam çok önemli burada. Hocam böyle bir damat var ya. Allah Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Ne kadar güzel, ne kadar güzel bir evlat edinmişsiniz. Allah razı olsun. Bize de yardımcı oluyor. Ama sizin mutlaka başka veterineriniz de var. Siz devamlı, tabii. Sizin kendi işiniz var tabii. Evet, ben hani sadece burada bir hani tavsiye, yaşça küçüğüm ama mesleki anlamda. Tabii ki veteriner hekimleri, işletmenin dışarıdan hizmet aldıkları veteriner hekimleri var. Onlar tabii ki bütün işi. İnşallah onlarla da tanışır, bir program yaparız. Bu programı devam ettiririz. Evet, şimdi bir soru daha sorayım. Burada sorular bitmedi. Değerli izleyiciler, burada dediğim gibi çok bilgi alacağız. Bu süt tankı herhalde. Hayır, burası mamayla çalışıyor. Burası. Süt kullanmadık çünkü süt
yazın mama, özellikle pardon, bu mama, mama o şey, bu robot günde iki kere kendisini dezenfektanlarla yıkıyor. Yıkıyor. Günde 12, otomatik 12, olarak. Evet, otomatik olarak biz hiç müdahale etmeden iki kere beslemeyi devre dışı bırakıp kendini baştan aşağıya yıkıyor, dezenfekte ediyor. O yıkama esnasında buraya 60-70 derecede sıcak su sağlayan şey, sistemimiz. Şofbeniz, şofbeniz. Bu da arıtılmış su. Evet. Suyumuz bu arada su, işletme suyu. Kuyudan mı geliyor? Kuyudan geliyor. Önce ama klorlanıyor. Klorlamadan sonra ters ozmozla bütün ters ozmoz sistemiyle bütün sert elementler içerisinden alınıyor. Aynı zamanda ultraviyole ışınlardan geçiriliyor. Yani bu su neredeyse saf suya yakın bir su. Buraya kurmamızın sebebi aşağıda depo boşalsa, su kesilse bile burada sürekli suyumuz hazır olsun. Yani biz burası, de içebiliriz burada. Aynen. Yani marketten aldığınız sudan daha temiz, daha tereddütsüz içebilirsiniz. Şimdi ben burada bir soru soracağım. Yenge, sen hangi kısma bakıyorsun şimdi? Ben hepsine bakıyorum. Valla? Buzağlarla ilgileniyor musunuz? Evet, buzağlarla ilgileniyorum burada. Tabii ki çalışanlarımız var ama ben de içinde akşama kadar içinden. Ne kadar güzel. Zaten böyle olması lazım. Yani işin içinde olmazsanız, evet, bakın siz yüzünüz gülüyor. Bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? Sizin ne kadar bu işi severek yaptığınızı, mutlu olduğunuzu gösteriyor. Hayvancılık dünyanın en güzel şeyi ama kesinlikle zorlukları var. Zor ama yani yaşam tarzını belirlemek için lazım. Evet, sevildiği için severek yapıyoruz. Ne kadar güzel. O zaman şöyle devam edelim. Yine Yusuf Bey'den faydalanalım değil mi hocam? Tabii tabii. Sen izin veriyorsun yani damada. Damadı dinlemeye devam edelim. Ama bu arada şöyle gidiyoruz. Yani bir kere yerler, her şey çok temiz. Değerli izleyiciler, evet, sizlere buradan bilgi vermeye çalışıyoruz. Buradaki hayvanlar yaklaşık zaten gördüğüm kadarıyla 1 ila 2 ay arası bu buzağılar. Öyle görüyorum, gözlemliyorum. Burada araya girmiş oldum. Özür dilerim. Burada ilk bölümde biz buzağlarımızı 45 gün tutuyoruz ve 45 gün boyunca bunlara kaba yem, yani ot vermemeye çalışıyoruz. Kesif yem veriyoruz, yani fabrika yemi. 45 günü aşanlar diğer tarafa geçiyor ve 67-68. Güne kadar orada kalıyorlar. Birazdan aşağıda 2 ayı aşan buzağları da göreceğiz. Burada 700 ile 1 kilo arası canlı ağırlık artışı oluyor. Haftada bir fark. 700 ile 1 kilo arası, 700 gram. Aşağıya çok geçtiğinde iyi. Mesela 4,5 aylık buzağımız şu anda 200-210 kilo erkek olanlar. Çok güzel. Yani çok, çok güzel. İnanılmaz ciddi bir canlı ağırlık artışı oluyor. Şimdi, hastalıktan muhafaza edince canlı ağırlık artışı da çok ciddi anlamda bize avantaj olarak dönüyor. Burada gördüğüm bir şeyi daha paylaşmak istiyorum değerli Büyükbaş Dünyası izleyicileri. Burada dikkat ederseniz bir mavi küpe var hayvanlarda. O mavi küpelerde, bunlar çiftlik küpesidir. Ve çiftlik küpelerinin üstünde hayvanların isimleri var. Bakın, ben bunu küçük başta da hep tavsiye etmişimdir. Hayvanlara isim verdiğiniz zaman hayvanlar canlanıyor hocam. Yani diyorsun ki bunun bir, bu bir hayat. Anlatabiliyor muyum? Bunun bir ismi oldu. Mesela bunun ismi Kocabaş. Bunun ismi Yakut. Ne bileyim işte, de isimleri var. İnci var, o var, bu var. Bu hayvan büyümeye başladığı zaman neticede bir zaman sonra numara kafamızda kalmıyor. Kafamızda kalsa bile bizim insanoğlu olarak numara bize bir şey ifade etmiyor. Şimdi bilgi işlem hayatında ifade ediyor tabii ki. Numaralar önemli. Ama bizim için hayat tarzında, hayat felsefesinde isim verdiğimiz zaman o hayvan ömrü boyunca burada Kocabaş olarak devam edecek. Mesela ben bir daha geldiğim zaman ya bizim Kocabaş burada mı, ne yapıyor diye sorabilirim hocam. Ona göre. Yememiş. Diyorsunuz. Yememiş. Mamasını içmemiş. Sütünü içmemiş. Peki yani, yenge, bir şey soracağım size. Dereceyle ateş almasını biliyor musunuz? Tabii ki. Biliyorsunuz tabii değil ki, mi? Tabii ki. Bravo. Bak, zaman zaman böyle sorular soracağım. Onları aldığım zaman ben daha mutlu oluyorum. Yani dereceyle ateş alıyorsunuz. Veterinerinize de ya bunun ateşi bu, bak hasta, gel müdahale et. Çok güzel. Burada hemen bilgi verelim. Değerli veterinerimiz var yanımızda. Daima ister büyük baş bakın, ister küçük baş bakın, dereceniz cebinizde olacak. Bir dijital derece 20 lira. Dereceyi aldığınız zaman ve veterinerinize ya benim hayvanım hasta ama İşte mesela diyelim ki ishal. O zaman sizin veterineriniz onun ateşine ve ishale göre antibiyotik verecek.
veya öksürüyor, aksırıyor. O zaman ona göre antibiyotik ve ateş düşürücü verecek. Bunlar çok önemli. Veterinerlerimiz çok önemli. Ne olursa olsun veterinerlerle çalışmalıyız ve onları da zorlamalıyız. İşin içine daha fazla sokulmasını sağlamalıyız. Bu çok çok önemli. Evet, buradan devam edelim. Buyurun. Ben de aldım mikrofonu ama. Buzağlarla ilgili yine, yani buzağlar burada benim en çok önemsediğim noktalar arasında. 5 aydır, yaklaşık 5 aydır buzağa doğumlarımız var. Sadece bir buzağa kaybımız oldu. Bakın değerli izleyiciler, bu çok çok önemli. 100 buzağdan. Kaç 99 doğumumuz oldu. 99 buzağı da bir ölüm. Yani yüzde bir diyebiliriz. Değil. Hastalıktan değil bu. Yanlış bakıcı uygulamasıyla biz haftada bir buranın dezenfeksiyonu yapılıyor her hafta. Evet. O dezenfeksiyon işlemi esnasında buzağı kulübesinde buzağı varken dezenfeksiyon yapılıyor ve buzağı etrafı yalayınca canlı hayvan 3-4 saat sonra ani ölüm şekilleniyor. Ben size ayrıca şunu söyleyeyim. Büyük başta ve küçük baştaki ölümlerin %80'i insan hatasındandır. Bakım hatasıdır. Sizin yavrunuz kirli yerde doğdu. İster kuzu olsun, ister buzağı olsun, göbek bağından mikrobu aldı, geçmiş olsun. Aynen. Onu zaten iyileştirmeniz çok zor. Tabii buzağı hasta olmasın diye neler yapıyoruz, onları sayayım mı? Böyle bir 8-10 tabii tane ki, madde. Tabii ki. Çok memnun oluruz. Buzağlar sağlıklı doğsun ve sağlıklı yaşamaya devam etsin diye öncelikle annelerine kuru dönemde muhakkak iki kez kuru dönem aşısı diyelim biz onları. Yetiştirici o şekilde bilebilir. O aşıyı muhakkak yapıyoruz. Aşıları mutlaka. Yani koruyucu hekimlik sizde %100. Had safhada. Doğduktan hemen sonra ilk 5 dakika içerisinde buzağa septi serumları yapılıyor. Göbek kordonu muhakkak dezenfekte ediliyor. Tentriyotla dezenfekte ediliyor. Sonra ilk 2 saat içerisinde ne olursa olsun 4 litre en az ağız sütü içmesi sağlanıyor. 6 saat periyotlarla 2'şer litreden bu tekrar ediliyor. Ve ilk günden itibaren hiçbir aşı aksatılmadan öksürük kayıtlı olarak tarihinde anında yapılıyor. Yani. Aynen. Hocam siz de yapıyor musunuz aşıyı? Aşıyı onlar yapıyor. Aşıyı onlar yapıyor. Peki şimdi geçmeden evvel ahıra gireceğiz ama burada bir soğutma tankı görüyorum. 2 tane soğutma tankı var. Zannedersem ben şimdi kendim size hani bilmece benim için burada ağız sütünü soğutuyorlar. Büyük ihtimalle. Bak aynen. Doğru bilmişim. Doğru. Bu küçük tank ağız sütü için ve bu gördüğünüz büyük tank da süt için ve yaklaşık 5 tonluk bir tank mı bu? 6 tonluk bir tank. Yani bu da neyi gösteriyor biliyor musunuz değerli izleyiciler? Aldıkları hayvanlar son derece üstün kalite ve süt verimi yüksek. Ben daha süt verimini sormuyorum. Ama bakın kuruluştan itibaren bir nevi bu işletmenin röntgenini çekerek algılamaya çalışıyorum. Evet. Şimdi sağımı da görebilir miyiz şurada içeri girmeden önce? Sağıma bir bakalım. Evet. 2x8 sağım sistemi var burada. Bir de aynı zamanda bizim sağım sistemi kadar önemsediğimiz sürü yönetim programı var. Birazdan sürü yönetim hayvanlarda evet, tasmasını evet. Göreceğiz. Burada sürü yönetim programı her hayvanı bireysel olarak ne kadar süt verdiğini ölçüyor ve bunu bilgisayara kaydediyor. Aynı zamanda sütün iletkenlik analizini, işte sütteki değişimleri, miktar değişimini vesaire analiz ederek bize yine dışarıdan herhangi bir hastalık belirtisi yokken mastit veya diğer hastalık şüphelerini bize söylüyor. Şey mi söylüyor? O tasmadan bilgisayara gidiyor. Bilgisayardan bize mastit uyarısı diye çıkıyor. Ama süt normal. Onu biz CMT testiyle, madem böyle bir şüphe var, CMT testi yapıyoruz. Eğer subklinik başlangıç aşamasındaysa yine bir günlük ilaç uygulamasıyla mastit olmadan, memeyi kaybetmeden, ekonomik anlamda çok ciddi avantaj sağlayarak müdahale edip kurtarıyoruz. Ve aynı zamanda hayvanlarımızın verimini tek tek görebildiğimiz için hayvanları gruplama açısından bize çok kolaylık sağlıyor. Bir de tasmalar geviş dakikasını analiz edip, yine onu raporluyor. Yani hayvanlar şu anda mesela bugünkü yanlış hatırlamıyorsam 530 dakika civarıydı. Son 24 saatin geviş dakikası. 400 ile 600 dakika arasını normal algılıyor. Onun altına düştü mü, 400'ün altına düştü mü bu hayvan da bir şey var, buna bir bakın diyor hayvan. Şimdi 16, 2 çarpı 8. 8, 16 görüyorum ben. Evet. O zaman sizin sağımınız da oldukça hızlı bitiyor. Yani 1,5, 2 saat, 1,5 saatte bitiyor. Bitiyor. Çok güzel. Bitiyor. Çok güzel. Şimdi artık kızlarımızı mı görmeye gidiyoruz? Aynen. Genç kızlarımızı ilk
ilk doğumunu yapmış gebe düveleri görmeye gidiyoruz, aynen, değil mi? Aynen öyle. Evet, yine Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Giriyoruz. Maşallah, Subhanallah. Allah nazardan saklasın. Ya şuraya bak, yengem de çay hazırlamış bize bu arada. Değerli izleyiciler, yengemiz de sağ olsun bize çay hazırlamış. Ama şöyle dolaşalım biz, ondan sonra önce bir görevimizi bitirelim. Bakalım şimdi dinleyerek gidelim. Şuraya bakalım gidelim. Mı? Şimdi buraya bakalım önce. Yine buradan doğum bölümlerine de bakarak ahırın içerisinde bir tur atsak sanki, evet, siz de uygun görürseniz. Şimdi bunlar herhalde birkaç günlük. Birkaç günlük. Burada 10 güne kadar tutuyoruz hayvanları. 10 gün bunların bağışıklık sistemi biliyorsunuz 14 günde şekilleniyor. 10 günden sonra yukarıya aldığımızda zaten tam olarak şekillenmesi için 3-4 günlük bir süresi oluyor. Ondan sonra yukarıda her hafta da dezenfekte ediliyor bu arada yukarısı haftalık. Evet. 67 güne kadar orada besleniyor. Her nesne ait bir çip var. Evet, hepsinin kartı var burada. Ben bu kartı göstereyim. Yine değerli kameramanımı Furkan'la beraberim. Furkan okuyalım. 25.06.2021'de doğmuş. Kayıt numarası 200, bu çiftlik küpesidir büyük, evet, ihtimalle. Aynen. Ve anne kayıt numarası 93, doğum ağırlığı 39.2 dişi doğmuş ve yem verilecek tarih yazılı. Yani 36.2021, bugün ayın zaten işte Temmuz ayına girdiğimiz için şu anda yem başlamış. Aynen. Şimdi şunu bir hesaplayayım, siz doğduktan 5 gün sonra yem önüne koymaya başlıyorsunuz. Evet, anladım. Evet. 5 gün, 7 gün sonra koyuyoruz. Zaten çok yemiyorlar. Birkaç gün alışıyorlar. Zaten birkaç gram ya. Aynen. Ağız alıştırma teşvik yani. Teşvik ediyoruz onu. Genelde sindirmeye. Biz eskiden 10 günde falan, 10. günde başlıyorduk. Artık demek ki bu tip modern çiftlikler 5 güne döndü. Burada armağan var. Armağana bakalım. Armağan da erkek. Bunları satmayı planlıyor musunuz bu arada? Şu anda kendimiz besliyoruz. Şu, evet, anda öyle bir planlama içerisine girdik. Erkekleri yani hocam, erkekleri de besi olarak mı bakacaksınız? Evet, damızlıkla besleyeceğiz. 13 ay 14 ay oldu mu kestireceğiz. Aslında, evet, satmayı planladık. Fakat mesela ben bu buzağlar doğduğu zaman ölmesinler diye doğuncaya kadar 300-400 liralık aşı masrafı yapıyorum. Hmm. Doğduğu güne kadar. Annesi, evet, kendisi vesaire. Ve her ay 8 litre süt dedik. Ayda 1000 lira bunlar süt içiyor. 2 aylık buzağa buraya bir iki arkadaş geldi. Çok komik rakamlar teklif edince dedik ki biz zaten o rakamın neredeyse yarısı kadar. Önemini bilmiyor demek, evet, yani. Evet, yani erkek hayvan için sadece. Dişi zaten kesinlikle satışı yok. O rakamları telaffuz edince biz kendimiz besleriz dedik. Kinit Ekim az önce söyledi, 4,5 aylık buzağımız 210 kilo şu anda. Hepsi hem de. Hani çok biri güzel, öyle diğerleri küçük değil. Ortalama. Ortalama 200-210 kilo. Bunlar 12-13 aylık olunca belki o zamanlar yine denk gelir konuşuruz ama benim hedefim 300'ün üstünde karkasla bunları kesime sevdim. Kesime 13 aylık. Yani, 13 aylık. Yani. Süper. Yani gidişat süper, öyle gözüküyor. Şimdi burada değerli izleyiciler, altları zaten boş ve devamlı yıkanıyor anladığım kadarıyla. Aynen. Gübre hiçbir şekilde altlarında kalmıyor. Evet, şuradan doğum burada, bölümüne baksak doğum çünkü bölümüne doğum bakalım, bölümü de tamam, ben çok güzel. Doğum bölümlerinde doğum bakalım. Şey yaptık. Yine buraları doğumhane mesela. Doğduktan sonra ağız sütü, evet, bitinceye kadar 3 gün 4 gün burada sağlıyor. Şimdi burası doğumhane ama bu doğum burada gerçekleşmiyor. Doğum burada gerçekleşmiyor. Burada, evet, sağım gerçekleşiyor. Sadece sağım doğru gerçekleşiyor. Doğru mu? Sağım gerçekleşiyor. Manuel sağım gerçekleşiyor. Aynen. Şimdi doğumhane bölümüne doğru gidiyoruz. Bir tane doğum bölümü var. Bir bu, ha, bir bunlar şu. Doğumhaneler çok güzel. Şurayı bakın, alsak burası değerli daha iyi. İzleyiciler, altı tamamen özel bir halı, plastik halı. Şimdi buradan da devam edelim. Burayı daha yakından bakalım. Burayı sık kullandığımız için her seferde burası dezenfekte edilip temizleniyor. Ben buraya yatabilirim yani. Aynen. Rahatlıkla yatabilirim. Burası ne deniyor bunun şeyine, malzemesine? Çift kat kauçuk var, arada sünger var. Tabii bu hayvan buraya basar basmaz bizim ağırlığımıza göre, evet, çok hissetmiyoruz ama oldukça koynaklar oturuyor buraya. Yumuşak. Yumuşak, evet, rahat. Çok rahat. Hayvanın bütün konforu düşünülmüş. Bize burası şu avantajı sağlıyor. Her doğumdan sonra burayı temizleyip dezenfekte etme avantajı sağlıyor. Ama eğer atlık kullansaydık, ki temiz atlık da güzel bir şey ama onu her seferde yapamazdık, temizleyemezdik. Burayı dezenfekte ettiğiniz için de, aynen, buzağı tertemiz yerde doğuyor. Evet. Zaten çalışan arkadaşlar da gübreyle ilgili devamlı takip ediyorlar. Aynen. Fırça var, aynen, sıyırıcı var. Her doğumdan, evet, sonra, her doğumdan, evet, sonra dezenfekte ediliyor. Her doğumdan sonra dezenfekte ediliyor. Çok güzel. Böyle iki doğumhaneniz var. Evet. Burada da
Burada şu hayvanlar biraz problem yaşadığımız hayvanlar ama şu şuradakiler dışarıdan göreceğiz. Dışarıdan göreceğiz. İleri yani gebeler. Yani bir nevi revir burası da. Evet. Revirimiz İleri var. Gebeler buradan gelip doğuyor. Buradan karşı tarafa sahmal evet. bölümüne geçiyorlar. Mesela şimdi, bu hayvan 3 gün önce doğdu. Bugün evet, son ağız şimdi, sütü sahmalı yapacağız. Ben özellikle şunu söyleyeyim. Evet. Şimdi özellikle şunu söylemek istiyorum. Furkan, eğer düğemizi yani gebe iğneğimizi çekersek son derece güzel bir Amerikan Holstein'ı. Yani Amerikan menşeisi var. Çekya'dan gelmiş evet, ama evet, genler bunun kanında öyle. Amerikan Holstein'ı var. Kesinlikle genler ve, öyle. Ve özellikle size şu taraftan şöyle hem arkadan hem önden meme yapısını göstermek istiyorum. Bu gerçekten istediğimiz meme yapısı. Niye? Çünkü şöyle göstereyim size. Memelerin tamamen böyle dört köşe şeklinde oturaklı olması lazım. Yani öndekiler daha yukarıda ya da arkadakiler ayrılmış veya ayrılmış değil. Böyle olması lazım. Böyle olan bir inek memesi hem uzun yıllar süt verimini sağlar hem de aynı zamanda makineye girme kolaylığını sağlar. Bu çok çok önemli. Bu düğeye baktığımız zaman oldukça yüksek bir düğe ve aynı zamanda sırtı dümdüz dikkat ederseniz. Kondisyon olarak da 5 üzerinden 3'lerde. Tabii yeni doğum yaptı. Süt verimi var. Dolayısıyla zayıflama olacak. Aslında son çok zayıflama normal. Yaşamıyoruz burada. Çünkü burada ne kadar yaşamasınız da gene yani çok, çok az oluyor. Çok şimdi az. Birazdan bizim hayvanlarımızın ortalama laktasyon günü ortalaması yaklaşık 65-70 gün ve hepsinin kondisyonunun iyi olduğunu göreceksiniz. Çünkü 20 gün boyunca biz burada son periyotta bunlara yüksek enerjili bir besleme yapıyoruz. Buraya hazırlıyoruz yani evet. hayvanları. Buraya geçtikten sonra yine propilen glikol ile 4-5 gün bunu destekliyoruz. Dolayısıyla hayvanlarda evet kondisyon kaybı çok az oluyor. Bu nedir? Şimdi bu buzağı besleme şeyi mama makinesi. Fakat bunu kullanmıyoruz çünkü robotumuz var robot ya. Robot olduğu için artık bunu bunu yedek olarak aldık. Yani bozulursa 3-5 gün o kadar buzağıyı hemen bununla yedekli kullanalım diye. Ama şu anda kullanmıyoruz aynen. Şimdi değerli izleyiciler, hayvanlara geçeceğiz ama geçmeden önce ben size bir şey söyleyeceğim. Kendi görüşümü söyleyeyim. Mesela bundan önceki çekimlerimizde bir iki tane işletme dolaştığımızda dikkat ederseniz yerde samanın daha fazla olduğunu gördük. Ama bu işletmede baktığınız zaman son derece güzel bir karışım var. İçinde mısır sılacı var. Yonca var. Yarım kilo sadece mideye destek olmak amacıyla saman var hayvanda. Yarım çok kilo. Az. Yarım çok kilo. Az. Bir de soya fasulyesi, küspesi, mısır fileti kullanıyoruz. Ot da var mı bunun içinde? Yarım kilo işte o saman dedim. Bazen şey oluyor. Yulaf ama yulaf otu ama yeşil. Yulaf. Yani bunu tam saman yeşil, değil bu. Yok değil. Yeşil yulaf. İşte yani ben ona saman demem. Saman sapsarı olduğu zaman. Bunda evet. mesela bu gördüğünüz işte yonca, ya yonca. Yula, şey yonca. Yonca ve yulaf otu var. Aynen. Evet. Şu yulaf olabilir. Evet. Yani ama yeşil olarak o da şey aynen. gözüküyor. Aynen. Bazen saman da katıyoruz çünkü güzel. Yulafımız çok az. Bir kendi arazimizde bakalım. Ürettik. Evet, mis gibi. Ben de yiyebilirim yani. O kadar güzel. Hocam, değil mi? İnsan hayvanına bakarken de aynı kendine yani yatacağı yeri mesela o sağ şeyi doğumhaneyi çok beğendim. Doğumhane gerçekten çok güzel. Evet, şimdi hayvanların yatım yerlerini görüyoruz. Burada doğurmamış olanlar var herhalde aynen, da. Aynen, ileri gebeler. Değil mi? Şöyle bakalım. İleri gebeler. İleri Artık gebeler son var. Son 10-15 gününde bunlar. Bunlar son 15 gününde. Bunlar tabii doğuma bir gün kala doğumhaneye geçiyorlar. Aynen. Değil mi? Tabii onun da uyarısını bizim sürü yönetim programı veriyor. Bunlar gevişi düşürüyorlar. Öyle aynı mi? Zamanda sancı vesaire. Bu akıllı tasmalar evet. size aynı zamanda doğumu bir gün öncesinden bildiriyor. Veriyor. Değerli izleyiciler, bu arada Büyükbaş Dünyası olarak çok değerli bir veteriner hekim arkadaşımızı bir sonraki programda da alacağız. Yine veteriner hekim Yusuf'u da rica edeceğiz. O programda bu akıllı tasmaları konuşacağız. Akıllı tasmalar ne yapar, ne eder? Evet, sağ olsun Yusuf Bey bize bu bilgileri veriyor ama bence bunu detaylı oturup konuşmamız lazım. Bir sonraki programda bunu ele alacağız. Ama şu anda hayvanlarımızı görüyoruz. Burada hem bireysel hem genel kitleme sistemi var. Zannedersem yine
ben hani söylemeden de söyleyeyim. Aşıları falan kitleyip burada yapıyorsunuz. Aynen. Yani dolayısıyla sizin için son derece kolay oluyor. Kesinlikle. Aşıları, aşılamaları burada yapıyorsunuz. Peki şu anda öğle saatindeyiz ama hayvanların önünde yem var. Bu yem olduğuna göre siz bir nevi edlibidum diyelim. Yani aynen, yiyebildiği kadar hayvanın yiyeceği miktarı veriyorsunuz. Aynen, değil mi? Yapıyoruz. 24 saat önünde yem var. Yani bir sonraki yemlemeye şöyle yarım saat, bir saat kala artık dibini göreceğimiz bir şekilde yemleme peki, yapıyoruz. Peki şimdi soracağım soru şu. Rasyonunuzu tam olarak söyler misiniz? Bir hayvanın, şimdi şunu da söyleyelim izleyicilerimize. Siz bunları gebe düve olarak aldınız. Aynen. Bu ne demektir? Bu hayvanın yaşamı için olan ihtiyacı var. Bu hayvanın yavrusunu beslemesi için ihtiyacı var. Aynen. Bu hayvanın süt yapması için ihtiyacı var. Aynen öyle. Dolayısıyla bütün bunları düşündüğümüz zaman çok iyi bir rasyon yapılması lazım. Aynen öyle. Bu rasyonda destek aldınız herhalde bir yerlerden. Aslında Selçuk Üniversitesi'nin bir rasyon hazırlama programı var. Bunu bütün yetiştiriciler kullanabilir. Ben çok de kullanıyorum. Çok da güzel olduğunu düşünüyorum aslında. Ben kendim oradan, yani herhangi bir yerden destek almadan buradan hocalarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Behiç Hocam, Selçuk Üniversitesi hocalarımıza. Çünkü gerçekten çok güzel bir program. Kesinlikle. Ben de yıllardır o programa girerim. Kendi rasyonlarımı yapabiliyorum. Çok rasyonu güzel yapıyoruz. Ama yine de profesyonel olarak siz tabii şimdi bizler profesyoneliz ama profesyonel olmayan arkadaşlarımızın destek mutlaka almışlar. Destek kaba almaları yem oranı lazım. Ne olmalı, kesif yem oranı ne olmalı, program tamamdır ama kaba yem oranı düşükse sıkıntı olabilir. Enerji, protein işte, dengesi, kalsiyum, fosfor. Kalsiyum, fosfor dengeleri. Aynen, bunları sağlamak gerekiyor. Peki şimdi gerekiyor. Rasyonunuzda ne var? Bir şimdi şöyle bu, genel burada alalım. Hayvanlar 3 grup. Her 3 grupta da 23 kilogram söyleyeyim mi? Lütfen. 23 kilogram mısır sileci var ama bizim mısır silecimiz 32 nişasta 34 kuru madde, yani çok içerik kurutulmuş, olarak iyi kuru maddesi çok yüksek olduğu için, yoksa 20 kilogram verirdim. 23 kilogram silaj var, 4,5 kilogram kadar yonca var, yonca ve yarım kilo yulaf diyelim, yulaf kuru otu var. 4,5 kilogram kadar süt yemi katıyoruz. Gruplara göre değişiyor, soya fasulyesi küspesi ve mısır fleki oranı değişiyor. Belli oranlarda da ondan katıyoruz. Bir de var, katkı ürünler var. Şimdi burada belki gelecekte yapmanız gereken bir şey olacak hocam. Otomatik yemlik, evet. Robot yemliğe ihtiyacınız var. Niye? Sizin burada 80 litre süt veren hayvanınızın belki ekstra süt yemine ihtiyacı olacak. Aynen. O da girecek otomatik yemlikten. Aynı hani buzağının otomatik robot buzağı maması gibi. Ondan mutlaka size gerekecek diye düşünüyorum. Bu kadar modern ve sofistike bir sistemde. Şunu söylemek istiyorum. Bu birçok yetiştirici uygulayabilir diye düşünüyorum. Bir hocam tavsiye etmişti. Şimdi biz rasyonu hazırlıyoruz. Döküyoruz hayvanların önüne. Bunlar Holstein olmasına rağmen en az 3.6 yağ 4.02'ye kadar çıkıyor. Ve yeme hiçbir katkı yapmadan bunu başarıyoruz. Bundaki en önemli etkenlerden birisinin bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü hayvan burada ihtiyaç hissedince gelip bundan 1-2 tutam yiyor günlük. Çok bu da güzel. Süt yağ oranı arttırıyor. Aynı zamanda mideyi tamponluyor. Şimdi bu burada şu eklemeyi yapalım. Ben her zaman saman hani kullanmayın diyorum ama mesela benim çalıştığım dönemlerde ben 40 yıl önce çiftlikleri yönetiyordum. Gene o zaman da böyle bölümler, kübikıllar bilmem ne vardı ama bizim genelde hayvanlarımızın gebe olduğu dönemlerde ya da belli yerlerde mutlaka altları böyle kalın saman olurdu. O samanın da sebebi işte hayvanın gidip hani en azından bir gıdım yiyip midesindeki hani selüloz ve işkembenin daha iyi çalışmasını sağlaması içindi. Siz de burada bakın emniyet samanı diyorum buna ben. Bu bölüm burada kapanıyor. Evet. Bu bölümde sadece 1,5 metre kadar yere saman koymuşuz. Aynen. İstiyorsa hayvan böyle birkaç gıdım alabiliyor. Hem gruplar arası yem karışmıyor. Zaten hayvan kendi rasyonu dururken buraya gelmiyor. İhtiyaç hissederse 1-2 tutam alıp geçiyor. Bu dediğim gibi hem mide tamponlayıcısı hem yağ oranını çok ciddi anlamda arttırıyor. Şimdi bu arada vantilatörleriniz var. Onlar sıcak havalarda otomatik mi devreye giriyor? Yok, siz biz mi kendimiz manuel olarak devreye giriyoruz. Sizde görmediğim bir şey var. Varmış pardon. Kaşıntılar var. Kaşıntı taraklarınız var. Onlar da var. Burada ikiye yaşan
Yani 2 ayı aşmış buzağları görüyoruz. Evet. Mesela bakın şu hayvan 200 kilo şu anda. Şu hayvan 120 günlük. 120 günlük. Ve günü gününe doğum tarihleri kaydediliyor ve şu anda 200 kiloya yakın bir ağırlığı var şu anda. Maşallah. 120 kilo sadece. Maşallah. Yine ilk buzağımız 114, şu 116 numara 3. buzağımız. Evet. Yaklaşık 20 Şubat civarı doğdu. 116 evet. numara yine 200 kilogram civarı. Çok güzel. Düveleri zaten satmayı planlamıyorsunuz. Yok, kesinlikle. Peki hocama soracağım. Hocam buradaki anaç hedefiniz nedir? Sürüyü arttırmak. Ne kadar yani? Kapasitesi kadar. 190 civarı. Yani. 190 civarı mı? O zaman kapasitemiz yani 190'a geldiğiniz zaman, 200'e geldiğiniz zaman artık dişi de satmaya başlayacaksınız. Tabii, tabii. Sadece en beğendiklerinizi hani belki kendiniz alıp her yıl %10, %20 civarı reforme olan hayvanları değiştireceksiniz. Değerli Büyükbaş Dünyası izleyicileri, evet ben Osman Tanju Güner'i sizlerle bu güzel çiftliği çekmeye çalıştık. Yanımda hocam sağ olsun o damadına daha fazla söz verdi. Çok güzel bir aile yapısı var. Program nasıl geçti bilmiyorum. Yürüyerek dolaştık her tarafı. Ben çok zevk aldım. Ben sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Değerli dostlarımız, değerli Çiftçi TV izleyicileri, Büyükbaş Dünyası izleyicileri, bir başka programda görüşmek üzere derken her zaman olduğu gibi inekleriniz, danalarınız, buzağlarınız, mandalarınız, bütün hayvanlarınız sağlık içinde olsunlar. Sevgiyle kalın, güzellikler içinde kalın, hoşça kalın.